Yeni bir kitap okumaya karar verdiğinizde eğer ne ismini ne de yazarını hiç duymadığınız bir kitap söz konusuysa tercihinizi neye göre yaparsınız? Muhtemelen öncelikle kitabın arka kapağını döndürür, buradaki tanıtım yazısını okur, eğer hoşunuza giderse içerisinden bir şeyler okumaya devam ederdiniz. Ama öncesinde ister bilinçli olsun, ister bilinçsiz kitabın kapağına bakar ve size uygun olup olmadığını karar vermeye çalışırdınız. Kitap kapaklarının üzerimizdeki etkisini daha iyi anlatabilmek için bir örnek vermek istiyorum. İki farklı tasarıma sahip bir kitabı ele alacağım. Jane Austen'ın Aşk ve Ön Yargı ismiyle de çevrilen Aşk ve Gururunu ele alalım. Bu tarafta kitabın son derece popülist bir yorumunu görürken, bu tarafta çok daha ağırbaşlı, oturaklı bir tasarım yorumunu görüyoruz. Siz daha önce bu kitap üzerinde hiç fikir sahibi olmasaydınız, tercih ederken hangisi sizi daha ikna edici bir konumda olurdu? Bana kalırsa kitabı daha önce hiç bilmediğimi varsayarsam bu iki kapak hakkında çok söyleyecek şeyim olabilirdi. Peki ya kitap kapakları ne zamandan beri bu kadar önemli birer unsur haline geldiler? İsterseniz kapakların tarihçesine şöyle kabaca kısaca bir göz atalım. 19. yüzyıldan önce lüks ortaçağ el yazmaları genellikle altın, gümüş ya da bunun gibi değerli taşlara sahip kapaklardan oluşuyordu. Bu kapaklar birer kültürel motifti ve aynı zamanda kitabı dış faktörlerden gelebilecek hasarlara karşı koruma görevine sahipti. Öyle ki tarihler 19. yüzyılı gösterdiğinde kitap basımının çok daha mekanik ve pratik bir hal almasıyla kitap kapaklarına olan bakış açısı da kaçınılmaz olarak değişti. Ama değişim yalnızca kitap kapaklarının basım dünyasının içerisinde değildi, edebiyatta da büyük değişimler oluyordu. Söz gelimi ilk defa bir yazar kendi ülkesinden bir başka ülkeye giderek tıpkı orada bir rock yıldızıymışçasına büyük bir coşku ve heyecanla karşılanıyordu. Charles Dickens'tan bahsediyorum. 1842 yılında Charles Dickens Amerika'ya gittiğinde oradaki hayranları tarafından çok büyük ilgi ve coşkuyla karşılandı. Hatta öyle ki Charles Dickens'ın bu Amerika ziyareti ona Martin Chuzzlewit adlı eserini yazdırdı. Dickens'ın popülerliği hızla artarken elbette onun eserlerinin sahip olduğu kapaklarda önemli bir konum teşkil ediyordu. Gazetede tefrika ettirilen romanları çoğu zaman bir iki çizimle beraber yayınlanmaya başlamıştı ve bu o dönemlerde oldukça popüler bir olgu haline gelmişti. Yayıncılar o dönemde genellikle kitap kapaklarında bastıkları diğer eserlere dair bilgilere yer veriyordu. Yayın dünyası gelişimini hızla arttırırken elbette kapaklara biçilen ticari değer daha da bir önem atfetmişti. Dickens gibi dönemin popüler yazarları son derece ciddi satış rakamlarına ulaşıp yayıncılık dünyasının nimetlerinden faydalanırken, yayıncılık dünyasının kendisine pek romantik yaklaşmadığı yazarlar da yok değildi. Söz gelimi 1900'lü yılların hemen başında Jack London ilk hikayesini dönemin son derece popüler bir dergisi olan Overland'e 5 dolar karşılığında satar. London bu 5 doları bir türlü almayı başaramaz ve en sonunda bizzat kendisi derginin bürosuna giderek neredeyse zorla parayı almayı başarır. Ama pek kaba kuvvet kullanmadığını varsayıyoruz ki daha sonraları dergiye 6 hikaye daha satar ve bunların parasını hiç gecikmeden alır. Yani anlayacağınız yayın dünyası tam bir sektöre dönüşü. 1920'li yıllara geldiğimizde artık kitap kapaklarında çizim görmek son derece normal bir hal almıştı ve hatta dönemin popüler çizerleriyle beraber birçok çalışma gerçekleştirilmişti. Biraz daha hızlanıp 1960'lı yıllara gittiğimizde kitap kapaklarında fotoğrafları görmeye başladık. 20. yüzyılda bugünkü kapak anlayışımız neredeyse oluşmuştu. Bu kısa tarihçe içerisinde şunu söyleyebiliriz ki kitap kapakları zaman geçtikçe daha görsel ve ticari olarak da daha önemli bir konum elde etti. Peki ya bugünlerde kitap kapakları ne alemde? Özellikle ülkemizde son 5 yıl içerisinde kitap kapaklarına olan bakış açısı birçok açıdan daha zenginleşti. Ticari önemi fark edildi ve sanatsal bir bakış açısı kazandırıldı. Birkaç ay önce Can Yayınları Fotoğraflı Klasikler adında yeni bir seri duyurdu, yayınladı. Bu yeni seride Türkiye'deki 20 çağdaş fotoğrafçıdan Can Klasiklerinde yer alan bir eseri fotoğraflarıyla yorumlaması istenildi ve ortaya şöyle bir şey çıktı. Bu seri içerisinde birçok önemli klasik eser seçilmiş ve fotoğrafçıların bu klasik eserlere getirdiği yorumlar son derece ilginç. Söz gelimi Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu adlı eseri için çekilen fotoğraf aslında eserle çok güzel bir şekilde bağdaşıyor. Romanda özellikle fiziksel görünümü bakımından toplum tarafından pek güzel bulunmayan, dışlanan bir bireyin hikayesi anlatılır.
ve burada dümdüz bembeyaz bir zemin içerisinde bir farklılığı görüyoruz. Ya da babalar ve oğullara baktığımızda burada yer alan ağaç tam anlamıyla bir aile motifini taşımıyor mu? Elbette burada yer alan yorumlamalar benim şahsi düşüncelerim. Sizler tarafından bambaşka yorumlanabilir bu kapaklar. Bu edebiyatın özünde sanatın son derece sihirli bir değneği. Klasikler her ne kadar yüzyıllar önce yazılmış olsalar da bugünün sanatına halen ilham verebiliyor, bugünkü okurun üzerinde halen çok ciddi etkiler kurup bugünkü yaşantımızda çok önemli bir pozisyona sahip olmayı başarıyorlar. Bugünün sanatçılarının geçmişle bir bağ kurmasının güzel bir örneğini teşkil ediyor bu seri.